Burak, git buradan dedim. Hayır, gitmeyeceğim. O zaman ben giderim. Çantamı ver, çantamı ver. Aslı. Unutma da. Aslı. Ay Aslı, bir dakika. Ya tamam, yani ne yapıyorsun ya? Bırak kızın peşini Allah aşkına. Konuşmuyor işte. Sen de bana kızgınsın değil mi? Öyle vallahi. Yani ya var ya, tam sopalıksın ha. Yemin ediyorum yani, şöyle kendime bir güvensem dalacağım sana da, böyle kendime güvenemiyorum. Boyun posun var ya. Ya kanka bari sen yapma ya. Zaten çok kötüyüm. Bizimkilerle kavga ettim. Evi de terk ettim. Evi mi terk ettin? Niye kanka ya? Ya şöyle kanka de bana ya. Ne oldu? Niye terk ettin? Yani şimdi senin evinde paran da yok öyle mi? Maalesef. Ya bu durumda ben senden zengin oluyorum yani. Biraz öyle görünüyor. Vay be. Ya şey, pardon kanka, yani öyle bir an şey yaptım. Neyse, şimdi ne yapacaksın peki? Nerede kalacaksın? Yani kanka hiçbir fikrim yok. Yani bu durumda bantta bile yatabilirim. Tek düşündüğüm Aslı'nın beni affetmesi. Ya Aslı da şimdi gururlu kız, öyle kolay kolay affetmez ki. Neyse, artık bir yolunu bulacağız. Bakacağız yani, birlikte bir şekilde bir şey yapacağız yani. Sağ ol kanka. Aa, şey diyeceğim kanka, sen bende kalsana, benim ev müsait. E olur, iyi olur kanka, sağ ol. Ya kanka, sen şimdi yavaştan git istersen. Yani şimdi bizimkiler sen buradayken pastaneye gelmezler. Peki. Ben okulda da bir şansım deneyeceğim. Belki okulda konuşabilirim Aslı'yla. Tamam. İyi, ben o zaman akşam eve geçerken ararım seni. Tamam, olur. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Aslı, biraz konuşabilir miyiz? Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Seninle konuşmadan hiçbir yere gitmem. Hayır Burak. Peki, sen bilirsin. Burak, masamdan kalkar mısın lütfen? Aslı, hayır. Seninle konuşmam lazım. Sadece 5 dakika. Of Burak, of! Aslı. Burak, eğer burada da peşimi bırakmayacaksan ben okula gelmeyeceğim. Bak, ben çok üzgünüm. Ama senin için her şeyi geride bıraktım. Sana geldim. Bana bir şans daha ver. Bitti Burak. Boşuna nefesini tüketme. Aslı, ben sensiz yapamam. Bitti. Anlamıyor musun? Bitti. Bir daha sakın karşıma çıkma. Bir dakika. Burak'la aranız bayağı kötüymüş sanırım. Sana ne? Eğer intikam almak istersen bu konuda sana benden iyi yardımcı olabilecek kimse yok. Beni kendinize karıştırmayın. Siz ikiniz de zavallı, iğrenç insanlarsınız. Tamam, ben söyleyeyim. Sen yine de bir düşün, fikrin değişirse haber verirsin. Defol git buradan. Ne yapıyorsun sen? Ne dedi sana? Seni ilgilendirmez. Benim amacım sadece seni korumaktı. Sen beni önce kendinden koru. Sen... onu biraz rahat bırak. Sakiniz. Kanka ben ne yapacağım? Aslı benden nefret ediyor. Yani çok üstüne gitmeyeyim diyorum Cindy yatsın diye, ama bugün bana öyle bir nefretle baktı ki resmen içime işledi. Kanka, nefret değil yani, Aslı sana sinirli. Zamanla geçer o. Öyle mi diyorsun? Ya şimdi ben bunu çok üstüne gitmiyorum ya. Araya soğukluk girmez değil mi? Benden soğumaz yani. Yok kanka, ne soğuması? Yani sen neleri hissediyorsan Aslı da onları hissediyor sana karşı.
Bakma şimdi sen onun cool tavırlarına falan. Ya emin ol onun da içi yanıyordur şu an. Gerçekten mi? Ya hem siz aşıksınız ya. Abi kolay mı aşık olmak? Aşıksınız. Öyleyiz. Yani Aslı öl dese ölürüm ben onun için. Onsuz hayat o kadar zor, o kadar anlamsız ki. Böyle konuşuyorsun ya, vallahi yeminle içim acıyor ya. Kanka bizim bir şeyler yapmamız lazım, bir plan yapmamız lazım. Evet. Öncelikle benim bir iş bulmam lazım, para kazanmam lazım. Okulu bırakacağım, parasını babamın ödediği bir okula gidemem artık. Ya kanka, bu çok ciddi bir karar. Yani emin misin? Tüm geleceğini etkileyecek. Kanka ben geleceğimi buna bağlayamam. Kimsenin benim adama karar vermesini istemiyorum. Yani yapmaya mecbur bırakılacağım şeyleri de yapmak istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Aslı'nın arkamı dönemeyeceğim sandığı gerçekler hayatım, ailem, param, pulum, okulum. Ama ben her şeyi arkamda bırakmaya hazırım. Tek ihtiyacım olan şey sadece Aslı'nın yanımda olduğunu bilmek. Başka bir şey değil. Kanka, iyi diyorsun, hoş diyorsun da. Yani bu yaşına kadar bir zorluk çekmemişsin. Hayat çok zor. Ya ben mesela, yani kendimi bildim bileli çalışıyorum. Aç kaldım, parklarda yattım. Ama böyle bir yerden sonra ben bile dayanamadım. Sen nasıl yapacaksın? Buna mecburum. Biliyor musun? Ben Aslı'ya bir söz verdim. Tüm dünya üstüme de gelse onun yanında olacağıma dair. Ve şimdi her şeye göz germeye hazırım ben. Çok zorlu bir yol beni bekliyor, biliyorum. Kanka ben her şeyi arkamda bırakmaya hazırım. Aslı beni affetse de, affetmese de. Kardeşimsin vallahi ya. Sen de benim. Ay dur, dur yavaş, boğulacağım. Tamam tamam, seni bilmem ama ben bu şekilde boğulacağım zaten. Ya, ya ben sana dedim ama değil mi? Nereden çıkardın bu yüzme işini? Ya gelmişsin, kaç yaşını hala öğrenememişsin ya. Yani suyun altına girmeseniz bayağı yakalanıyormuşsunuz onlar, öyle mi? Ya sorma kanka ya. E bir de bizi hırsız zannedip rehin almaları peki. Ha. Bir de adamlar Yunanlı. Tek kelime bile Türkçe bilmiyorlar ha. Nasıl ya, şu hikayeyi anlat ya, nasıl oldu? Otelin yazan araba partisinde peşimizdeki adamlardan birileri işte. Ya o ayrı bir mevzu. Bir de motorbotu atlayıp birlikte açıldık. Sürüklendik böyle. Buraya sığındık. Yani biz dostuz, iyi insanlarız. Kesinlikle bence Aslı senin kaderin. Doğru diyorsun kanka. Aslı! Seni çok seviyorum. Beni affet. Git buradan Burak. Yemin ediyorum polis çağırırım. Kanka! Kanka gördün değil mi? Bana güldü. Gördüm kanka, böyle güldü. Kanka sen gerçekten ilk defa mı metroya bindin ya? Evet kanka ya. Süper bir şeymiş oğlum, bu 5 dakikada geldik. Yani ben bunu daha önce niye kullanmadıysam? Artık bol bol kullanırsın canım. Ya, ya şey olduğundan değil ya, paran olmadığından değil. Yani ulaşımın kolay. Anladım anladım. Aslı pastanede işe başladım duyunca şok olacak. Efendim. Burak oğlum neredesin sen? Dışarıdayım abi. Ya evet, evde olmadığını görebiliyorum. Ya neden eve gelmedin diye soruyorum sana. Ben artık eve gelmeyeceğim. İşten de okuldan da ayrıldım. Burak. Oğlum aklını başına topla. Hadi yeter artık. Benim aklım gayet başında baba. Ben Aslı olmadan bir hayat düşünemiyorum. Ona karşı bu düşmanlığımız bitene kadar da görüşmememiz en iyisi. Tamam, ne istersen yap. Yeter be. Ne yap? Ne oldu? Ne olmuş? Eve gelmeyecekmiş. Çalışmaya da gitmiyormuş bundan sonra. Okulda bırakmış. Ay ya, ne yapacağız? Aklı sıra bize ders vermeye çalışıyor. Beyefendiye bak. Hep o kız yüzünden. Oğlumu esir aldı resmen.
Selda, madem ki o böyle bir yol seçti, ben bırakıyorum. Ne isterse onu yapsın, karışmıyorum. Umurumda bile değil. Yani biraz burnu sürtsün, anlasın Anya'yı Konya'yı. Ama Nihat, ama... Selda, ama falan deme bana, lütfen. Yeter. Senin ne işin var burada? Ben artık burada çalışmaya başladım. Ya bırak artık peşimi. Sen neyin peşindesin? Bu ne şıklık? Nereye böyle? Sana ne? Ya yanıma yaklaşma dedikçe dibimde bitiyorsun. Bitti artık, anlamıyor musun? Üzgünüm. Artık evden de işten de ayrıldım. Bir mazhar oğlu değilim ben. Sadece buram. Beni affetsen de affetmesen de sana verdiğim sözü tutacağım. Aslı. Bak, sana yaşattıklarım için çok pişmanım. Cezasını da çekiyorum zaten. Belki de benden ayrıldığın için, acısını bastırmak için böyle bir şey yaptım. Yani buna inandım. Seni kırdığım için çok özür dilerim. Benim de kalbim paramparça oldu. Bak, sana öfkeli olduğum anlarda bile kalbim yalnızca senin için çarptı. Ve sadece senin için çarpmaya devam edecek. Ben artık Erdemler'de kalıyorum. Ve burada çalışmaya başladım. Benim gitmemi istemem. Benim gitmem gerek. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş geldin. Ne haber sen? İyidir kuzen. Hayırdır? Beni burada bulabileceğini nereden anladın? Aslı'ya ulaşamayınca onu merak ettim. O yüzden geldim. Konuşabildiniz mi siz? Konuştuk. Ama henüz bir gelişme yok. Anladım. Eve neden gitmedin? Nerede kaldın? Bunu sen nereden biliyorsun? Yengem aradı. Seni çok merak ediyor. Yani sesi bayağı üzgün geliyordu. Gördüğün gibi gayet iyiyim. Ararsa iletirsin. Bunu daha ne kadar sürdüreceksin? Benim bir şey sürdürdüğüm falan yok kuzen. Ben kendi kararlarını verebilecek yaştayım. Onlardan da bir beklentim yok. Sadece saygı duysunlar yeter. Pekala. Bir şeye ihtiyacın olursa bana mutlaka haber ver. Olur mu? Hadi ben çıktım. Görüşürüz. Görüşürüz. Konuşmamız lazım. Tabii. Ben bir iş teklifi aldım. Paris'te. Ne? Kabul etmedin değil mi? Ettim. Yani bu yaşadıklarımdan uzak kalmaya ihtiyacım vardı. Ve bu iş benim için çok güzel bir başlangıç olabilir. Aslı, saçmalıyorsun. Okulun ne olacak? Okulu bırakacağım. Benim için iş daha önemli. Ve bu önüme çıkan en iyi teklif. Aslı, bu öyle kolay kolay verebileceğin bir karar değil. Sen yapamazsın oralarda. Seninle bunu tartışmayacağım. Ben kararımı verdim. Tamam Aslı. Ben de seninle geliyorum. Burak, söylediğime pişman etme lütfen. Aslı, ya ben sensiz yapamam diyorum. Sen ne diyorsun ya? Kimse tutamaz beni burada. Burak, saçmalıyorsun. Aslı. Bak, eğer mesele pastaneyse bir daha gelmem. Seni hiç rahatsız etmem. Yeter ki gitme. Üzgünüm. Aslı. Aslı, dinle beni. Kuzen. Acil konuşmamız. Pasaportuna bir miktar para. Pasaportu aldın, annem görmedi değil mi? Gizlice aldım. Sağ ol kuzen. En kısa zamanda geri öderim. Lafım olur kuzen. Saçmalama. Planın ne peki? Vizem var zaten.
Bir uçak bileti alıp peşine düşeceğim. Başka şansım yok. Sen gideceğin tarihi bana söyle. Uçak biletini de ben ayarlarım. Bir bilsem. Bakacağız, öğreneceğiz bir şekilde. Aslı'nın gidecek olmasına hala inanamıyorum. Ben de. Eğer istersen onunla konuşurum. O gitmeyi kafasına koymuş bir kere. Sen onun ne kadar inatçı olduğunu bilemezsin. Olsun, ben yine de konuşayım. Belki bir yardımım dokunur. Sağ ol kuzen. Aslı burada mı? Ya telefonlarımı açmıyor. Onunla acil konuşmam lazım. Aslı gitti Burak. Uçağı bugünmüş. Ne? Bugün mü? Ya nasıl olur ya? Onun uçağı yarın değil miydi? İşinden gitmemem için bana yalan söyledi ya. Kanka, ben yeni çıktı zaten. Yetişirsin. Dur, ben sana şey taksinin plakasını alayım. Alo. Ha, merhabalar. Gonca Pastanesi'nden arıyorum. Biraz önce gelen taksinin plakasını alabilir miyim acaba? Evet, ha. Hı-hı. Tamam, teşekkürler, sağ ol. Al kanka. Erdem, ne yaptın sen? Ya vallahi ne dersen de hayatım. Yani zaten Aslı da duramayacaktı ki yani kankamsız. Üç gün sonra çıkıp gelecekti. Hiç değilse boşu boşuna gitmemiş olur. Dönerdi değil mi? Canım benim ya, o kadar üzgün görünüyordu ki. Ama ne bileyim, yani bıraksaydık en azından kızcağız Paris'i falan görseydi değil mi? Ya ne olacak hayatım ya? Balayında hep birlikte gideriz. Süper olur, yine dördümüz. Gel buraya. Bu kadar da fazla ya. Aa, yapamayacağım ben galiba. Hadi abi, hadi, hadi, hadi. Abla, tanıyor musun Nuray'ı mı? Hayır, tanımıyorum abi. Devam edin. Seni seviyorum. Ya ne yapıyorsun sen? Deli misin? Aslı, seni seviyorum. Ya bırak peşimi Burak, bırak. Aslı, ben sensiz yapamam. Ya bitti diyorum, bırak peşimi. Aslı. Kes abi, kes, kes, kes. Ne istiyorsun? Ne istediğimi biliyorsun. Sadece seni istiyorum. Burak, uçağı kaçıracağım. Aslı, ölürüm de seni o uçağa bindirmem. Anla beni. Sana olan sevgimin büyüklüğünü anla artık. Ya bunu ailem bile anladı. Ve artık ilişkimize onay veriyorlar. Bana yine yalan söylemiyorsun değil mi? Bir daha asla yalan yok. Sen benim başıma gelen en güzel, en tatlı, en huysuz, en inatçı şeysin. Sen benim diğer yarımsın. Hayatımın anlamısın. Aşkımsın. Aslı Koçar. Karım olur musun? Evet.
kızla evlenmek istediğinizi bize yazılı olarak bildirdiniz. Şimdi bir kez de şahitler ve misafirler huzurunda soruyorum. Siz Sayın Aslı Koçer, Burak Masaroğlu'nu kendi iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Burak Masaroğlu, Sayın Aslı Koçer'i kendi iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz de şahitlik eder misiniz? Evet. Evet. Ben de sizi eş ilan ediyorum. Mutluluklar. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Kadar benim kanatlarım var. Çok dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çiğnek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın. O da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın. Nasıl istersen. Boş ver. Tarih bizi yazmasın. Mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın. Hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Birbirlerinden tamamen farklı, ayrı dünyalarda yaşayan iki insanı sizce bir araya ne getirebilir? Tesadüfler mi? Kesinlikle hayır. Çünkü tesadüf diye bir şey yoktur. Hele ki konu aşksa.